Sektörün yıldızları bu hafta Samsun'da Kavak Dernekleri Federasyonu'nda ve yanımızda Yılmaz Bey var. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben Dr. Yılmaz Karagöz, Kadef'in kuruluşundan bugüne kadar genel başkanlığı yapan ve aynı zamanda Eğitim Araştırma Hastanesi'nde genel cerrah uzman olarak çalışan bir kişiyim. Kavaklı bir hemşireyim. Kavak dernekleri ne hizmeti verir? Şimdi şöyle söyleyeyim, bizim Kavak'ta mevcut 60'ın üzerinde derneğimiz var. Bu 60 derneğin 55'i federasyonumuza üyedir. Yani biz 55 derneğin katılımıyla, bir araya gelmesiyle kurulmuş bir federasyonuz. Ve Kavak ilçemiz için sadece Kavak'ta değil, Kavak, Samsun ve Türkiye'nin muhtelif yerlerinde bulunan tüm hemşerilerimizi içinde barındıran bir federasyonuz. Onlara hizmetle yükümlüyüz. Yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz? Kronolojik olarak bahsedecek olursak, içinde bulunduğumuz Mayıs ayında biz buradan Mayıs'ın 19'u ile 25'i arasında bir konvoy düzenliyoruz. Ata yürüyüşü dediğimiz yürüyüş. Bu ata yürüyüşü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'tan sonra Samsun'da birkaç gün kalıp Havza'ya seyahatini içeren ve bu seyahati yaptığı ata yolu dediğimiz yolda yapılmaktadır. Bunu 4 kere yaptık. Bu sene şehitlerimiz münasebetiyle çok fazla davet etmiyoruz ama devamlılığında da fayda var. Yani Ulu Önderimizin izlediği yoldan, ata yolundan, Büyükşehir Belediye'miz de bu yolu restore etti. Gayet güzel bir hale getirdi. Bir pazar günü, muhtemelen bu sene yapsaydık 22 Mayıs'ta yapacaktık. Ata yolunun başlangıcı olan Samsun Badırlıköy civarında Eğitim Araştırma Hastanesi'nin önünden işte 300 araç, 500 araç, 1000 araçla çıkıp Kavak'a kadar bir yolculuk yapıyoruz. Bunun amacı nedir? Bunun amacı Atatürk Havza'ya çıktı ilk Samsun'dan diye söyleniyor. O zaman ilçemiz kaza değildi, bir kasaba niteliğindeydi. 1934 yılında kaza olmuştur. Ama Atatürk'ün ilk Samsun'dan sonra ulaştığı ilk ilçe merkezi olması hasebiyle bunu ulusal basına da tanıtma amacıyla böyle bir yürüyüş yapıyoruz. Buradan Kavak'a gidiyoruz geniş bir katılımla. Orada bir tören düzenliyoruz. Ondan sonra Atatürk'ün Kavak'ta karşılayanları arasında bulunan o zaman Atatürk'ü Kavak'tan da Havza'ya kadar kendi atlılarıyla muhafaza edip götürdüğü söylenen merhum Can Palatoğlu Ekrem Bey'in bizim tarafımızdan yaptırılmış olan, yani Kadef öncülüğünde yaptırmış olan Karlıköy'ündeki mezarına gidip orada bunu sonlandırıyoruz. Daha sonra yaz geliyor biliyorsunuz. Yazın ilçemizde İstanbul, Ankara, İzmir ve Avrupa'nın değişik yerlerinden gelen vatandaşlarımızın katılımıyla yapılan şenlikler var. Bu şenliklere Kadef ön ayak oluyor. Bunlara yardımcı oluyor. Oralarda güreşler yapılıyor, bölgesel güreşler. Bunun dışında da ayrıca Yaşar Doğu adına, bizim ilçemize yetişen dünya ve olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu adına Eylül ayında bir güreş düzenliyoruz. Bu güreşte artık bu sene Kadef marifetiyle yapılan 7.'si yapılacak. Bunun yanında işte dini günlerimizde, milli günlerimizde insanlarımıza yardımcı olmak amacıyla bir takım faaliyetlerde bulunuyoruz. Burada bulunan insanlarımızın unutmaması gereken geleneklerini, ananelerini yaşatmak için örneğin kış mevsiminde bizim Kavak iç bölgede bulunan ilçemizin ana yemeği, ana sembollerinden biri olan tirit yemeklerini canlı tutmaya çalışıyoruz. Bunları daha çok işte geniş katılımlarla ilde yaptığımız gibi herkesin kendi evinde yapması şeklinde de telkinlerimiz oluyor. Ana şeylerimiz bunlar. Hedeflerimizi sordunuz. Hedeflerimiz çok daha geniş. Onlardan bir tanesi, şimdi içinde bulunduğumuz mekan aşağı yukarı 500 metrekare alana bulunan bir yer. Burada bizim 20 tane derneğimizin de masası var. Biz Kadef'e önümüzdeki dönem içerisinde kalıcı bir yer temin edeceğiz. Bir takım belediyelerimizde de yaptığımız girişimler var. Özellikle de
Atakum Belediyesi bir yer tahsisi yaptı. Oraya biz bir düğün salonu ve orada bir müştemilat yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca merkezde İlk Adım ilçesinde burada KADEF'e ait kalıcı bir yer yapma durumundayız. Bütün derneklerin katılımı ile bunu başaracağımıza inanıyorum. Ayrıca öğrenci bursu meselemiz var. İşte öğrencilere burs vermek gerekiyor. Bir takım siyasi hedefler var. Siyasi hedefler nedir? Sivil toplum kuruluşları siyasi partilerden ayrılamazlar. Onlarla birlikte çalışırlar. Çoğu zaman da onlara yön gösterici vasıfları vardır. Bakın bizim ilçemizden şu anda bir tane milletvekilimiz var ilçe bazında. Biz bunda gurur duyuyoruz ve o milletvekilimizin çalışmalarına da o da bizim çalışmalarımıza yardımcı oluyor. Ayrıca bizim KADEF bünyesinde yönetim kurulundan 4 arkadaşımız ilçe belediyelerinde belediye meclis üyeliği yapıyorlar. Yani bunları biz oraya organize ettik. Onlar da bizimle birlikte bu çalışmalarımızda bize yardımcı oluyorlar. Ne oluyor bu çalışmalar? İşte biz belediyelere, belediyeler bize, siyasi partilere, siyasi partiler de bize karşılıklı anlayış içerisinde birbirimizi götürüyoruz. Bizim ayrıca burada bahsetmem gereken bir nokta daha var. O da biliyorsunuz Kava, Samsun'un iç bölgesinde bulunan 5 tane ilçe var. Bu ilçeler işte Kavak, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Asarcık'tır. Biz bu ilçe dernek başkanlarıyla bir araya geldik. Bundan 2 sene önce iç bölge dernekler platformunu oluşturduk. Ben onun da başındayım şu anda. Onlarla da birlikte hareket ediyoruz. Zira bizim kültürümüz iç bölge kültürü, iç Anadolu kültürü birbirine çok yakın. Onlarla bizim ortak faaliyetlerimiz ve ortak yaptığımız işler var. Dolayısıyla da onlarla da bir birlikteliğimiz var. Bunun dışında bahsedeceğim bir konu daha var. Bizim buradaki müştemilat içerisinde biz her 15 günde bir Samsun Yazarlar Derneği ile birlikte şiir akşamları düzenledik. Burada şiir akşamlarında yerel şairler, zaman zaman da işte büyük şehirlerden gelen yazarlarımız, şairlerimiz şiirlerini okurlar. Bunlarla biz bir aradayız. Bunun dışında bu toplantı salonumuzda, içeride bulunan toplantı salonumuzda 20 konferanslar yapılmakta. Derneklerimizin eksiklerini gidermek için bir takım seminerler düzenlenmekte. Ayrıca kadınlarımızın bir takım rahatsızlıkları ve onlarla ilgili faaliyetlerimiz var. Onlar kadın kolları münasebetiyle bunları da yürütüyorlar. Mesela burada kanser araştırma merkezi KETEM var. KETEM'den bir ekip gelip burada konferans verdi. Biz bunları düzenli olarak yürütüyoruz ve daha ileriye gitmesi için de çalışıyoruz. Dernekte yaşadığınız sıkıntılar hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi bu şöyledir. Bizim başında bulunduğumuz kurum bir sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşları bizimki federasyon. Burada 55 tane de dernek var. Şimdi bunların başında bulunan yönetim kurulları ve yönetim kurulu başkanları gönüllülük esasına göre bu hizmetleri yapıyorlar. Yani bunların burada gönüllü olup hizmet aşkından fazla yaptıkları ve aldıkları bir şey yok. Yani nedir? Siz burada özveriyle çalışıyorsunuz. Bir başkası evde rahat uyurken bir pazar sabahı siz geliyorsunuz saat 8'lerde 7'lerde burada bir takım işlere ön ayak oluyorsunuz. Zorluklarla çalışıyorsunuz. Dolayısıyla dernek üyelerimizin, dernek delegelerimizin ve tüm kamuoyunun şunu bilmesi lazım ki burada işin başında bulunan insanlar mutlaka bir özveriyle çalışıyorlar. Onlara yardımcı olunması gerekiyor. Yani yöneticilerimiz, siyasilerimiz bu hizmeti yapan arkadaşlarımıza bu hizmetlerin karşılığında bir paye vermiyorlar ama bu hizmetlerin karşılığında en azından teşvik edici mahiyette bir takım işlerde bulunmaları lazım. Biz bunu istiyoruz. Yani buradaki bir eksiklikte, aksaklıkta insanlar direkt olarak derneğin başkanını ararlar. Derneğin yönetimini ararlar. Derneğin yönetimi de elden geldiğince imkanlarla bunlara cevap vermeye çalışır. Bizim yaptığımız faaliyetler esasında daha çok gönüllülük esasında dayanır ve hizmet sektörüne dayanır. Bir örnek vereyim. Bizim köylerimizde, Kavağan köylerinde, bu derneklerin de içinde bulunduğu köylerde cenaze işleri olur, düğün işleri olur. Bu işlerde
Şimdi biliyorsunuz köylerde nüfus azaldı. O nüfus hep büyük şehirlere kaymış durumda ama halkımız cenazesini köyüne götürüp orada defnetmek ister. İşte burada derneğimiz bizim, derneklerimiz devreye giriyor. Dernek o cenazenin tüm masraflarını, tüm hizmetlerini dernek içerisinde, dernek faaliyetleri dahilinde yapıyor. Dolayısıyla hiç kimse de buradan bir sıkıntı çekmiyor. Eskiden komşusu olmayan veya işte nüfusu az olan köylerde bu tarz işlerde zorluklar oluyor. Bir düğün meselesinde, herkesin bir araya gelmesinde dernek bunlara düğünde, cenazede mesaj çekiyor, birlikte oluyor. Onların hem üzüntülerinde hem sevinçlerinde ortak payda çıkarmaya çalışıyor. Yanımızda Levent Bey var. Sizin buradaki görevinizden biraz bahseder misiniz? Buradaki görevim genelde genel başkanımız ve başkan yardımcılarımızla koordineler olarak derneklerimize hizmet vermek, derneklerimizin sosyal faaliyetlerine ve aktivitelerine katılmak, işte gelen misafirlerimizi ağırlamak, en iyi şekilde ağırlamanın vizyonu içindeyiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.